13. Bölüm Elif Lam'ın Okunuşu. Kelimenin başında bulunan Elif Lam'ın iki çeşit okunuşu vardır. İzhar-ı Kameriye ve İdgam-ı Şemsiye. İzhar-ı Kameriye harflerini tanıyalım. Elif, B, Gayn, H, Cim, Kaf, Vav, Ha, Fe, Ayn, Kaf, Ya, Mim, He. Elif Lam takısından sonra kameri harflerden biri gelirse, Elif Lam'ın hem Elif'i hem de Lam'ı okunur. Şimdi bunu örneklerle inceleyelim. El-Kameru, El-Babu, El-Hamdu, El-Hakku. Şimdi kelimeleri kendiniz tekrar ediniz. Şayet Elif Lam takısından önce başka bir harf olursa, birleştirilerek okunursa, Elif Lam takısının Elif'i okunmaz. Lam'ı cezimli olarak okunur. Şimdi bunu örneklerle inceleyelim. Vel kameru, vel hamdu, nil hakki, وَالْأَبْتَرُ وَالْبَصِيرُ هُوَ الْغَنِيُّ مِنَ الْحَيِّ فِي الْجَنَّةِ وَالْكَوَاكِبُ إِلَى الْوَحْيِ هُوَ الْخَيْرُ ذُو الْفَضْلِ. Şimdi kelimeleri kendiniz tekrar ediniz. İdgam-ı şemsiye harflerini tanıyalım. T, F, Del, Zel, Ra, Z, Sin, Şin, Sad, Zad, Da, Za, Lam, Nun. Elif Lam takısından sonra şemsi harflerden biri gelirse Elif Lam'ın Elif'i okunur. Lam'ı okunmaz. Lam'dan sonraki harf şeddeli olarak okunur. Şimdi bunu örneklerle inceleyelim. Es-sadiqine, Es-şemsu,
Ennâfizetü. Ennâsi. Şimdi kelimeleri kendiniz tekrar ediniz. Şayet elif lam takısından sonra şemsi harf bulunan kelime bir önceki harfle birleştirilerek okunduğunda elif lam takısının elifi de lamı da okunmaz. Lamdan sonraki harf şeddeli olarak okunur. Şimdi bunu örneklerle inceleyelim. Fiddunya Vettini وَالذَّارِيَاتِ وَالشَّمَرَاتِ وَالسَّمِيعُ وَالشُّهَدَاءُ إِلَى الصِّرَاطِ إِلَى الرُّكُوعِ وَالنَّازِعَاتِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّيُورُ إِلَّا الظَّنَّ Şimdi kelimeleri kendiniz tekrar ediniz.